Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, aşk hayatınız, çocuklar ve yaratıcı alanlarda yeni gelişmelerin olabileceği eğlenceli bir aya başlıyorsunuz. Ancak gezegen retrolarımız da devam ediyor. Venüs retromuz ay boyunca Oğlak burcunda olacak. Ay ortalarında 15 Ocak'ta kişisel gezegeniniz Merkür'de retroya geçecek. Bu nedenle Ocak ayı bir anlamda biraz yavaş, geçmişi daha fazla sorgulayacağımız, gözden geçirebileceğimiz bir ay aslında. Evet, 2 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni ay doğacak. 12 derece Oğlak burcu yeni ayı 5. evinizde doğacak. Bu yeni ayla beraber yeni umutlar, yeni heyecanlar içerisinde olabilirsiniz. Her yeni ay yeni olasılıkları hayatımıza taşır, gündemimize taşır. Ancak Venüs'ün retro olması biraz nostaljiyi de arttırıyor bu dönemde. Çocuklarınızla ilgili planlarınız olabilir. Hatta çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili girişimleriniz olabilir. Çocuklarınızın eğitimi, onların hayatındaki yeni beceriler, belki yeni kurslar. Hani bunlarla ilgili düzenlemeleriniz var. Aşk hayatınız, romantik konularda biraz nostaljik etkiler olabilir. Bu ay geçmişle ilgili konuları daha fazla düşünebilirsiniz. İlginç eş zamanlılıklar yaşamanız, hoş tesadüflerle karşılaşmanız, nostaljik etkiler olması mümkün. Evet, geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir, bir şekilde canlanabilir veya uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz. Yarım kalmış bazı hobilerinize tekrar başlayabilirsiniz. Zaman ayıramadığınız, yapmak istediğiniz işlere bu ay vakit bulabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve Yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa yeni ay sizi daha olumlu etkileyebilir. Öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa Oğlak, Yengeç, Koç ya da Terazi'de bazı stresler de olabilir. Aşk hayatınız, romantik konular veya çocuklarla ilgili alanlarda beklenmedik gecikmeler, ertelemeler olabilir. Para konularına ay boyunca biraz temkinle yaklaşalım sevgili Başaklar, çünkü Venüs sizin para evinizi yönetiyor. Bu ay genelinde yeni harcama planları yerine biraz hani içinde bulunduğumuz durumu gözden geçirmek, bir şeylerin muhasebesini yapmak daha doğru görünüyor. Geçmişle hesaplaşmalar olabilir. Yani karmik hak edişler, özellikle parasal paylaşımlarla ilgili bunlar gündeme gelebilir. Hak ettiğiniz paralar, beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Ancak yeni harcamalar, yeni yatırımlar konusunda temkinli ve güvenli hareket etmekte fayda var. 15 Ocak itibariyle Merkür de gerilemeye başlayacak. Önce Kova burcunda başlıyor gerilemesi ve ardından 25 Ocak itibariyle Oğlak burcuna doğru başlayacak bu gerileme. Bu ay hem iş hayatınız, hem mesleğiniz, çalışmalarınız, işte evinizin düzeni, genel sağlık konuları, hijyen konuları, çocuklar ve çocuklarınızın genel hayatı ve onlarla ilgili detaylar daha fazla zihninizi meşgul edecek. Evet, biraz gecikmeler olabilir. Bazı planlarınız, iş görüşmelerinde örneğin gecikmeler olabilir. Zaman zaman ayın 15'i ile 25'i arasında işte iletişim cihazlarınızda bazı arızalar, evde kullandığınız, ofiste kullandığınız elektrikli araç gereçlerde sıkıntılar olabilir. Özellikle Kova burcundaki Merkür gerilemesi bilgisayarlar, telefon, iletişim alanlarındaki sorunları, internet problemlerini, işte elektrik arızalarını ve bunları daha çok gündeme getirebilir. Yani bunların günlük planlarınızda bazı gecikmeler yaratmasını bekleyebiliriz. Daha sakin olmak gerekiyor, daha sağduyulu olmak gerekiyor ayın genelinde. Ayın 18'inde ise Yengeç burcunun 27 derecesinde dolunay var. Bu dolunay duygusal bir dolunay, hassas bir dolunay. Plüto ile tam karşıt açıda. 11. evinizde bir dolunay. Sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, ait olduğunuz gruplar içerisinde biraz sizi duygusal olarak zorlayabilecek konular olabilir. Bazı duygusal baskılar hissedebilirsiniz yakın ilişkilerinizde ya da arkadaş ilişkilerinizde. Bunlar aşk ilişkileri de olabilir tabii ki, ailevi konularda olabilir ama duygusal anlamda biraz etkileniyorsunuz. Bazı arkadaşlıklarınızda, ilişkilerinizde hani yollarınız ayrılabilir. Örneğin bir gruptan ayrılabilirsiniz, bir dernek, kulüp, vakıf çalışmasından ayrılabilirsiniz. Hani bunun gibi bir şeylerin sonlanması mümkün. Çalıştığınız bir projeyi bitirebilirsiniz, bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Tüm bunlar mümkün. Para konularında manipülasyonun çok artabileceği bir dönemdeyiz. Özellikle riskli piyasalarda dikkat etmek gerekiyor. Her türlü yakın ilişkide de özellikle parasal paylaşımlarda biraz daha dikkat etmeniz gereken bir süreç aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece Yengeç burcunda olacak bu dolunay Özellikle tabii ki güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa etkileri daha güçlü olacaktır. Öncü burçlarda olanları daha fazla zorlar. Yani Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarında gezegeni olanları biraz daha fazla zorlayabilir. O plütonik baskıyı, manipülatif durumları arttırabilir. Gelecek kaygıları, endişeleri, sevdikleriniz için endişeler, çocuklarınız için bazı endişeler oluşabilir. Bunlar onların hani içinde bulundukları durumlar nedeniyle oluşabilir veya tamamen psikolojik olarak da olabilir. Özellikle dolunay ve yakınlarında duygusal dengemize dikkat etmek gerekiyor. Kendimizi çok yormamak gerekiyor sevgili Başaklar. Ayın 25'ine kadar Mars Yay burcunda olacak. Mars sizin 4. evinizde olacak ayın büyük bölümünde. Dolayısıyla enerjinizi daha çok yakın ilişkiler, aile konuları, evdeki uğraşlarınıza, ebeveynlerle ilgili konulara odaklayabilirsiniz. Tüm bunlar olurken tabii ki bazı hassasiyetler olabilir. Zaman zaman agresyonlar olabilir. Zaman zaman çok sabırsızlıklar ya da dürtüsel tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren 15 ile 25 arası ve dolunay döneminde bu konulara da biraz daha dikkatli ve temkinli yaklaşmakta fayda var sevgili Başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında BilinçOkulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.